Haluk Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Bugünkü konumuz koruyucu aile. Evet. Koruyucu aile kavramı nedir? Koruyucu aile çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımları bir süreliğine yapılamayan çocukların mağdur olmamaları için, normal hayat şartlarına devam edebilmeleri için koruyucu aile hizmeti vermek isteyen kişilerin veya ailelerin yanında normal hayatlarına devam etmesi ve bu süreçte de bu çocukların zaten içinde bulundukları sıkıntılı durumda olabildiğince az derecede hasar görerek bu süreci atlatmalarına yarayan bir hizmet sistemi. Koruyucu aile hizmeti vermek isteyen kişiler veya aileler bu statüde gönüllü veya ücretli olarak, kısa süreli veya uzun süreli olarak hizmet verebilirler. Bir aile neden koruyucu aile olmak ister? Birçok motivasyon olabilir aslında. Böyle bir süreç içerisinde olan bir çocuğun daha iyi bir eğitim alması, daha normal bir aile hayatı sürdürebilmesi gibi sebepler olabilir tabii ki. Aileler evlatlarını koruyucu aileye vermek için herhangi bir başvuru yapar mı veya bu duruma kim karar verir? Bu çocuklar zaten genellikle kurum içerisinde koruyucu aile hizmetinden yararlanabilecek statüde olan çocuklar oluyorlar. Kurum bakımına ihtiyaç duyan çocuklar zaten bu durumdan faydalanabiliyorlar, bu hizmetten yararlanabiliyorlar. Dolayısıyla zaten bu çocuklar kurum kontrolü altında olan çocuklar oluyorlar. Hangi çocuklar koruyucu aileye yanına yerleştirilebilir? Bu çocuklar erkek ya da kız, sağlıklı veya engelli olabilirler. Yalnızca koruma ve bakım altında olan çocuklar olmaları gerekir. Peki kimler koruyucu aile olabilir? Koruyucu aile olabilmek için ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekli. Aynı zamanda Türkiye'de sürekli olarak ikamet ediyor olunması lazım. Bu kişilerin 25 ila 65 yaş aralığında bulunmaları gerekiyor. Düzenli bir gelire sahip olmaları lazım. Bu şartları sağlayan herkes koruyucu aile hizmeti vermek için başvuruda bulunabilir. Koruyucu aile olmak için başvuru nasıl yapılıyor? Koruyucu aile olmak için yapılacak başvurular İl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yapılıyor. Bu ilk başvurunuzu da E-Devlet üstünden veya bakanlığın resmi web sitesi üstünden yapabilirsiniz. Başvuru esnasında veya sonrasında koruyucu aile olmak için istenen belgeler nelerdir? Bu belgelerin ilk başında sizin düzenli bir gelire sahip olduğunuzu kanıtlar nitelikte olacak belgeler, adli sicil kaydınız ve eğer başkalarıyla yaşıyorsanız aynı zamanda o kişilerin de adli sicil kayıtları, siz ve başkalarıyla yaşıyorsanız bu kişilerin sağlık raporları, bu belgeleri ibraz etmeniz başvuruda bulunmanız için yeterli. Peki herhangi bir sabıka kaydı olan bireyler koruyucu aile olabiliyorlar mı? Şimdi o durum değişkenlik göstermekte. Sabıka kaydının ne olup ne olmadığına bakmak gerekir. Belli bir düzeyin üstünde cezayı gerektiren suçları işlemiş kişilerin koruyucu aile olamayacağını söyleyebiliriz. Koruyucu aile araştırması yapılırken ne tür bir araştırma yapılıyor? Siz başvuru yaparken gerekli belgeleri ibraz ediyorsunuz. Sizin ilk olarak belgeler üstünden koruyucu aile olup olmamaya elverişli misiniz değil misiniz? Buna bir bakılıyor kurum tarafından. Ardından da gerekli incelemeler yapıldıktan sonra siz koruyucu aile olabilirsiniz veya olamazsınız şeklinde bir yanıt alıyorsunuz. Kendi çocuğum varken başka bir çocuğu koruyucu aile kapsamında evime alabiliyor muyum? Tabii ki de bir çocuğun koruyucu ailesi de olabilirsiniz. Kendi çocuğunuz olması buna engel değil. Peki koruyucu aile kapsamında edindiğim çocuk benimle ne kadar süre kalıyor? Şimdi buna net bir şekilde bir cevap vermek mümkün değil. Kısa süreli olabilir, uzun süreli olabilir. Bu çocuğun yaş grubu, çocuğun öz ailesiyle olan iletişimiyle de alakalı bir durum. Koruyucu aile hizmetinde ilk olarak amaç çocuğun olabildiğince erken süre içerisinde öz ailesiyle tekrardan yaşamaya döndürülmesi. Fakat uygulamada sıklıkla görüyoruz ki koruyucu aile kapsamında bakılan çocuklar reşit olana kadar, hatta reşit olduktan sonra dahi koruyucu aile kapsamında hizmet veren ailelerle birlikte yaşamaya devam edebiliyorlar. Çocuğun yaşını veya cinsiyetini koruyucu aileler seçebiliyor mu? Siz başvuruda bulunurken çocuğun cinsiyetini ve yaş grubunu belirleyebiliyorsunuz tabii ki de. Ama sosyal hizmet uzmanı sizin ailenize, sizin hayatınıza daha uygun olan bir yaş grubunu size tavsiye edebiliyor. Koruyucu aile aynı anda kaç tane çocuğu edinebilir? Koruyucu aile normal şartlarda en fazla 3 tane çocuğa bu kapsamda bakabilir, yetiştirebilir. Fakat kardeşlerin birlikte yerleştirilmeleri kurumun esas gözettiği durum. Dolayısıyla kardeşler açısından böyle bir sınırlamadan bahsetmek mümkün değil. Koruyucu ailenin yanındaki çocuklar biyolojik aileleriyle görüşürler mi? Ortalama sıklıkları nelerdir? Açıkçası çocukların biyolojik aileleriyle görüşmeleri önünde bir engel bulunmamakta. Fakat sizin ortamınızda, sizin çevrenizde bu görüşmelerin yapılması çok mümkün değil. Bu görüşmeler kurum içerisinde ilgili görevliler eşliğinde yapılabiliyor. Bunun önünde bir engel yok yani. Fakat bunun sıklığı da tabii ki durumdan duruma çok fazla değişebiliyor. Ailesiyle neredeyse hiç görüşmeyen çocuklar da var. Ailesiyle nadiren görüşen çocuklar da var. Farklı bir ilden çocuğa koruyucu aile olunabiliyor mu? Tabii ki iller arası eşleştirme yöntemiyle siz farklı bir ildeyken farklı bir ildeki korunmaya ve bakıma muhtaç olan çocuklara da koruyucu ailelik yapabiliyorsunuz. Koruyucu aile olmakla
bir çocuğu evlat edinmek arasındaki fark nedir? Şimdi bunlar aslında birbirinden bambaşka şeyler. Koruyucu aile olduğunuz zaman aradaki en büyük fark esasen arada bir velayet ilişkisinin bulunmaması. Siz bu çocuğun bakımını, yetiştirilmesini üstlendiğiniz zaman bu yetkiyi devletle paylaşıyorsunuz. Devletin size yetki verdiği ölçüde çocuk üstünde karar verme durumuna haiz oluyorsunuz. Fakat evlat edindirme dediğimiz şeydeki en temel olay zaten evlat edindirme işlemi gerçekleştikten sonra o çocuğun sizin çocuğunuzdan hiçbir farkının kalmaması. Aradaki en büyük fark bu. Yabancı uyruklu çocuklar da koruyucu aileye yerleştirilebiliyor mu? Tabii ki yabancı uyruklu çocuklar arasından da bakıma ve korunmaya muhtaç olan çocuklar da bu hizmet kapsamında bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Bir de gönüllü aile diye bir kavram var. Gönüllü aile ile koruyucu aile aynı şey midir? Aslında benzer yanları olmakla birlikte birbirinden çok başka kavramlar. Gönüllü aile hizmeti vermek istediğiniz zaman siz genellikle kuruma hafta sonlarında gidip kendi eğitiminiz, ilginiz, yeteneğiniz doğrultusunda bu çocuklara belli konularda destek oluyorsunuz. Fakat koruyucu aile dediğimiz zaman koruyucu ailelik hizmeti kapsamında çocuk sizinle beraber yaşıyor. Aradaki en büyük fark bu. Gönüllü aile hizmeti verdiğiniz zamanda da sadece belirli günlerde, özel günlerde, resmi tatillerde çocuğu evinizde misafir etmeniz söz konusu olabiliyor. Koruyucu aile hizmeti bir tek hizmetten mi oluşmaktadır yoksa birbirinden farklı kolları varsa nelerdir bunlar? Tabii ki koruyucu aile hizmeti kendi içerisinde de birden fazla modele ayrılmış vaziyette. Bunlara kısaca değinmek gerekirse ilk olarak bir çocuğun korunmaya ve bakıma ihtiyacı olduğu ortaya çıktığı zaman ilk olarak akrabasından, yakın çevresinden, bakıcısından, komşusundan bu hizmetin vermesi bekleniyor. Eğer ki onlar bu hizmeti veremiyorlarsa çocuk genel anlamda bir modele girmiş oluyor. O modellerden de bahsetmek gerekir. Geçici süreli koruma modeli dediğimiz bir model var. Bu modelde de yaşanan bir takım ani olaylar sonucunda, örneğin deprem durumunda çocukların acil bir şekilde korunmaya ihtiyacı olabiliyor. Bu tarz durumlarda da çocukların kuruma alınması, kurum kapsamında bakılmasından ziyade öncelikli olarak bu model tercih ediliyor. Örneğin diyelim ki büyük bir felaket gerçekleşti. Çocuğun öz ailesi de hayatta fakat şu anda bakabilecek gibi bir durumun içerisinde değiller. Böyle bir durumda da bu ailenin çocuğu da bu model kapsamında değerlendirilebiliyor. Aynı zamanda süreli koruma modelinden bahsetmek gerekir. Bu modeldeki çocukların öz ailesiyle yakın bir süre içerisinde birlikte yaşamaya başlayamayacakları düşünülüyorsa eğer bu model kapsamında değerlendiriliyor çocuklar. Öz ailesiyle mümkün mertebede en yakın sürede kavuşturulmak isteniyor. Fakat bu en azından uzun bir vade olarak görülüyor. Bu çocuklarda bu model kapsamında değerlendiriliyor. Son modelimiz de özel ihtiyaçları olan çocuklar için geliştirilen bir model. Bu çocuklar özel ihtiyaç sahipleri olabilirler veya herhangi bir engelleri söz konusu olabilir, bir öğrenme güçlükleri söz konusu olabilir. Böyle durumlarda da koruyucu aile hizmeti vermek isteyen kişilerin veya ailelerin özellikle bu konuda bir lisans mezuniyeti olması aranabiliyor veyahut da lisans mezuniyeti değil de aldıkları başka eğitimler sonucunda bu konularda profesyonelleşmiş olmaları aranıyor. Koruyucu ailelere ve yerleştirilen çocuğa sağlanan olanaklar var mıdır? İlk başta da söylediğimiz gibi bu hizmeti vermek isteyen kişiler gönüllülük esasıyla veya ücret esasıyla çalışabiliyorlar. Dolayısıyla eğer ki gönüllülük esasıyla çalışıyorsanız bu hizmet kapsamında bu hizmeti veriyorsanız o zaman çocuğun masraflarının çoğunluğuna siz katlanmış oluyorsunuz. Fakat ücretli modelde de bu masrafların çoğuna kurumda destek sağlıyor. Örneğin bir çocuk koruyucu aile hizmeti kapsamında belirli bir süre geçtikten sonra biyolojik ailesi çocuğu tekrar kendi iradelerine almak istiyor. Bu durum nasıl gerçekleşiyor? Eğer belli bir süre geçtikten sonra koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuk öz ailesine dönme imkanı elde ediyorsa bu imkanlar kurum tarafından değerlendiriliyor. Eğer ki elverişli ise çocuk tabii ki hedef zaten öz ailesinin yanına döndürülmesi. Dolayısıyla bu durumda da öz ailesinin yanına döndürülebiliyor. Biyolojik aile dönmesini isterse fakat çocuk koruyucu ailede kalmak isterse o zaman nasıl bir sistem var? Bu tarz durumlar tabii ki kurum tarafından değerlendiriliyor. Fakat çocuğun velayeti hala öz ailesinin üstünde olabilir. Bu tarz durumlarda da velayet hakkına sahip olan çocuk üstüne de karar verme hakkına sahiptir. Koruyucu aile çocukla beraber şehir dışına veya yurt dışına tatile gidebilir mi? Koruyucu aile hizmeti kapsamında ailelerin işi gereğiyle yurt dışına veya il dışına çıkmaları söz konusu olabiliyor. Veyahut da safi tatil amaçlı olarak
bu tarz şeyler yapmak isteyebiliyorlar. Bu tarz durumlarda kurumdan gerekli onayların alınması gerekir. Koruyucu aile hizmeti hangi nedenlerden dolayı sona erdirilir? Koruyucu aile hizmetinin sona erdirilmesinin birçok sebebi olabilir. Bunlardan ilk olarak akla gelenler, koruyucu aile hizmetini veren kişinin veya ailenin bu hizmeti artık vermek istememesi. Bunun için bir sebep göstermelerine gerek yok. Böyle bir durumda bu hizmet sonlandırılır. Eğer ki koruyucu aile yükümlülüklerini yeteri kadar yerine getirmiyorsa da bu hizmetin devam etmesinden söz etmek pek doğru olmayacaktır. Dolayısıyla bu tarz durumlarda koruyucu aile hizmeti sonlandırılır. Bunun yanı sıra çocuğun bulunduğu statü de değişebilir. Bakım ve koruma ihtiyacına sahip olan çocuğun artık bakım ve korumaya ihtiyacı olmadığı yönünde bir karar verilirse de bu hizmet sonlandırılır ve çocuk öz ailesinin yanına geri dönebilir.